Anne diyoruz her zamanki gibi Davos zirvesi başlasın. Yunanlı konan Davos'a ilk konan olmaya çalıştı ama çorbaya limon oldu sevgili Davos severler. Kornacı Esra erken bir final yapmaya çalıştı. Ancak henüz makine bile ısınmadığından başarısız bir deneme olarak kayıtlara geçti. Fırçalı Selçuk kaliteli bir boya için önce fırçayı suya bandıranlardan. Bildiğiniz gibi şu anda direkler üzerinde 12 kişi var ve bunların 6'sı Davos zirvesine ulaşırken 6'sı da Wipeout'a veda edecekler. Güle güle. Sanıyorum buzlu konan kurma kolundaki buzlanma miktarını kontrol etti. Atlayanlar muhtelif. Fakat topuza binme şerefine ilk nail olan kornacı Esra oluyor. Yunan Anna bir an için tereddüt edince anasından 135 derece ayrı düşüyor. Maceraya burnunu tutarak atılan Yunanlı Conan'ın yalandan maceraları devam ediyor. Geçer mi bilmem ama kornacı Esra'nın bu işi sevdiğini söyleyebilirim. Şu ana kadar en çok o atladı. Buzlu Conan Oktay, şuraya kadar geldik bari bir hatıra fotoğrafımız olsun diyor. Şeytan nerede? Bu mu? Ya bundan olsa olsa şeytan tüyü olur. Dirsekli Gakkoş Necdet Asuman'ın gazına gelince acele ediyor ve işe şeytan karışıyor. Kurma kolu yavaşlamış görünüyor. Fırsatı değerlendirmeye çalışan fırçacı Selçuk fırçayı yine suya bandırıyor. İlk iki adıma bakılırsa Selçuk bu konuda ilk üçe girer kesin. Anastasia kurma koluna hesapsızca birinci olmuyor ve yan geliyor. Ricky Yaşar lakabı topla gel olduğundan Kantar'ın topuzunu alarak gelmeye çalışıyor. Ama sonuç ortada, daha doğrusu aşağıda. Anadolu'da vardır bu taktik. Ayı gördüğün zaman eğileceksin derler. Gakkoş Necdet de taktiği uygulayarak en azından canını kurtarıyor. İtfaiyeci Hortum Aslan bir profesyonele yakışır şekilde Davos'a yerleşiveriyor. Her yerde ilk Türk olur, unutmayın Buzlu Conan'ın buzları çözme çalışmaları devam ediyor. Yavaş yavaş olacak gibi. Sen abi hangi ayağın? Valla Tere. Zamanlama arkadaşlar, zamanlama. Bütün sıkıntı zamanlama. Dirsekli Gakkoş Necdet, umarım dirseği çatlatmadan bu Davos'u atlatır. Çok istekli, fakat yaş itibariyle zorlanıyor biraz. Selçuk taktiği de aldı Aslan abisinden. Fakat yine de iki adım taktiğine devam ediyor. Yo yo, bu kez yan da olsa üçüncü adım basılmış. Demek ki ilerleme var. Yunan Conan'ın kurma koluna sahip çıkma çabalarını görüyoruz. Ama nafile, olacak iş değil. Yunanlı Conan, Conan'lık da iyi değil. Fakat sinemada bir yeri olduğu kesin. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, zamanlama. İtfaiyeci Hortum Aslan, başarının formülünü açıklıyor. Zamanlama. Hortum Aslan'dan taktiği alan Buzlu Conan kendi için iyi bir zamanlama yapamadı. Ancak bizi eğlendirmek için gerçekten güzel bir zamanlama oldu. Kornacı Esra'nın ayağı fırtınca Kantar'ın topuzu üstlerden birazcık alıyor.
çok. Sana Kenan diyorum. Orijinal Conan'ın da başını en çok kadınlar derde sokardı. Buzlu Conan'ın da başını Asuman yaktı işte. Mükemmel. Süper bir yarışmacı. Hem uçuyor hem konuşuyor. Ricky Yaşar nihayet topluyor ve geliyor. Zirvede iki Türk var. Dört kişi daha bekliyoruz. Misafirperverliği ve centilmenliği arkadaşlar. Zirveye iki Türk'ün birden çıkması ağrına gitmiş olacak ki Yunan Conan uçarak geldi ve zirve yaptı. Demek ki işin sırrı Chiquita'daymış. Chiquita Chiquita Chiquita'yı duyan Conan Kimmerya ovalarında yürür gibi geldi ve zirve yaptı. Kim çıktı? Conan mı? Tabii ben onun için sevindim. Hissettim. Görmedim ama hissettim. Sen o ara Chiquita krizine girmiştin Asuman. Görmen mümkün değildi. Ne oldu Asuman? Ne oldu? Kon kon. Kalbime kon. Bakın bazen ilginç olaylar yaşanıyor Davos'ta. Kurma kolu neredeyse duruyor. Fakat Anna atlamadığı gibi mümkün mü bu diye tepkisini dile getiriyor. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi üçtür. Üç Yunan zirvede. Buradan nereye gidiyoruz? Dönme dolaba gidiyoruz. Asuman, sana bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü olan zirvede henüz beş kişi var. İyi olansa prova yapmış oldun en azından canım. Daha gitmez boynum ağrıdı ya. Yarış boyunca denemeyi bırakmayan Anna bu kez başarıyor ve Asuman'ı da kurtarıyor bir nevi. Aha şimdi gidiyoruz, ne var?